Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Fallout 4'e Osman'ın maceralarına baştan hoş geldiniz. Evet, görürüz merak etme. Böyle bir vay be, ulan çok uzun zamandır Fallout 4 oynamıyordum ya. Çok uzun zamandır da şey de yapmıyordum. Efendim Piper, söyleyebilir misin acaba? Evet, ben aralarda gördüğünüz gibi yerleşimleri gezdim. Bir şeyler ekledim, bir şeyler çıkardım. Piper'da bütün bu yaptığım şeyleri, hiçbir görev yapmadım. Hiçbir görev de yapmıyorum. Sadece craft işlerini falan hallediyorum. İşte buraları düzenliyorum. Şurası harabeydi. Ve ben burayı bir bara çevirdim. Bir takılma alanına çevirdim. Kafeye çevirdim. Falan şöyle şey, hey! Çekilebilir misin acaba? Şöyle şeyler falan var artık dışarıda. Yani güzel bir yere çevirdim. Bunları yaptım sadece arada ve sonra ben de bir ara verdim böyle oyun olduğu gibi. Ha, senin söyleyecek bir şeylerin vardı. Evet, söyle bakalım. Ben gayet iyiyim, olmayı deniyorum. Evet. Teşekkürler. Daha az insana mı sıkıntı veririm? İyi olmaya çalışıyorum. Daha insanlara fayda sağlamaya çalışıyorum demek bu. Sesi, oyunun sesi aslanırım. Tamam. İyi bir şeyler olmuyor ama olacak. Bundan sonra Osman Paşa'nın yaptığı değişiklikleri şey yapacağız. Gerçekten tehlikede var mı? Bu komplo teorisi ya. Herhangi bir kanıt sunmadığın sürece ortada spekülasyon, yani bu iyi gazetecilik değil bence. Bence tercih etme, kötü bir şey çünkü yağmacıların kapıda bitmesi. Fallout 3 bir şey onun için. Bitkin düşürüyor olmalı. Gördüğünüz gibi şapkam da her zaman yerinde. Piper'ın da şapkası yerinde ve sizin kulaklarınızı şu an mahvettim büyük bir ihtimalle. Evet, özür dilerim onun için. Gerçek, evet, hakikat bizi korur. Güzel. Daha iyi açıklanamazdı. Gerçekten hakikat korku mu doğru? Hayır, daha iyi açıklanamazdı. Gerçeklerle yüzleşip insanın kendisini daha iyi hale getirebilmesi lazım. Gerçeklerden kaçıp korkmamayı tercih etmesi yerine. Abi açıklamayın. Bu da şey gibi ya. Ulan otostopçunun galaksi rehberi gibi. Komutan Mayburn'u tanıyorum sanki ya. Evet. Evet. Güzel. Komutan parayla mı satın alındı? Bunun hakkında yapabileceğimiz bir şey yoksa bence şey yapmayalım. Ne yaptın? Öldürdün mü? Hayır. Evet, kafaya bir mermi istiyorsanız en çabuk yol bu. Sonra ne oldu? Ha. Anlaşıldı. Güzel, güzel. Şimdi eğer dramatik veya romantik veya whatever o insanları kurtarmışsın. Evet. Babanı hakikat mi öldürmüş? Ne saçmalıyım? Baba, o insanları kurtarmışsın. Wow. Ha, kötü değil. Bayağı şey, kalite olarak kötü yani. Nitelik olarak kötü değil. İşte nitelik. De kalite aynı. Kalitenin eş anlamlısı ne yani? Nitelik değil mi? Kalifiye. İlginç. Sure managed to find your fair
Hocam ne diyorsun? Evet, bir sorun var. Evet, öyleyim. Yargım okey. Wow, ne konuştun be? İyi birikmiş böyle. Wow, ne inşa ettin bu evi falan diye diye. Gerçekten. Aha, çok iyi. Heyecanlı bir hayattır bence. Ama yani Fallout 4'te ne kadar heyecan. Hocam girer girmez gerçekten ben diyecektim ki arkadaşlar şöyle mekan yaptım, böyle mekan yaptım, bunları şöyle yaptım, böyle yaptım falan. Böyle güzel yerlerimiz var diye gösterecektim size sonra. Okey, evet. Ne haklısın. Ha burada flört. Şimdi madem memnun musun o kadar. Benden neden beklenmeyecek yani neden böyle düşündün ya? Güzel çıkı. Sonunda fark ettin ha falan. Söyle bakalım. Anlat. Dönüşürse dönüşsün. Pekala. Ben gayet iyi durumdayım. Aha. Bence daha az konuşursan kendine gelir ya. Hiç görev yapmadım abi. Hiç görev yapmadım. Sadece bir şeyler inşa ettim ve sanırım hoşuna gitti. Bir şeyleri açtım falan böyle ve hoşuna gitti. Bence sadece sev onu o kadar yani. Arka tarafta işçilerimiz çalışıyor. Hadi iyi, güzel o zaman. Yabancı tabii yabancı. Wow arkadaki adımla nasıl ineceğini bilmiyor. Tabii ki şimdi yani. Aha. Biraz çünkü deriden bir ceket giyiyorsun olduğu gibi. Yani birazcık sıcak kapmış olabilirsin. Ve kapalı bir yerdeyiz şu an. Söyleyeceğin başka bir şey daha yoksa ama sanırım olacak. Ben burada ne yaptım ha? Yok ana sesi. Şöyle açabilir miyiz acaba? Hah güzel. Radyo mu? Radyoyu kapatalım bence. Herkes aynı anda konuşsun mu acaba? Herkes aynı anda ayağa kalkıp etrafımı beni dövecek misiniz siz birazdan? Tabii bir şey mi oldu? Tabii. Evet. Osman Bey yaklaşıyor. Okey. Doğru şeyler yapıyoruz o zaman. Doğru kararlar veriyoruz. Herkes yatağa gidiyor sanırım şu an. Biz de mi gitsek? Okey. Aha. It's meant a lot to me. Not a lot of people want to hang around with a nosy reporter. İnsanlar senden bana karşı meraklısın mı? Bu değil, şu yukarıdaki daha normal gibi duruyor sanki. Ama sanki yine aşağıdakini seçmemiz yeah. gerekecek. I mean, I didn't exactly start the paper to make friends. I just wanted to write the things I thought were wrong.
Şapkam yamuk mu duruyor ya? Yoksa kameranın açısından mı öyle duruyor? Çok ilginç. There was a hole in the exterior wall that was patched over with a bookcase. One bookcase. That's it. I started the paper more as an act of desperation than anything else. Turned out I wasn't the only one who wanted things to change. After the first couple of editions, people may not have agreed okay, with what okay. I said, but everyone was listening. Düzeltecek çok şey var, aynen. A lot of work to fix that town. Oh yeah, but it's come a long way. When that first edition hit the stands, I felt like I'd finally done something worth doing. But afterwards, things changed. Evet. Didn't want to talk the way they used to. Seemed that overnight I'd gone from being Piper, friend, evet. Confidant to Piper, the nosy snoop. Piper, hiç susmayan. Aha. 10 dakikadır konuşuyorsun Piper. 10 dakika boyunca konuşuyorsun Piper. İnsanlar hala soruyor. Tamam, bana güvenebilirsin, evet. Korkuyorum. Ne zaman ağzını açsan korkuyorum. Ulan acaba yarını çıkaracak mıyız diye korkuyorum artık. For being the friend I can count on. Romantizm. Yes. Evet. Nasıl lan romantizm sarı? Ha yok, yaparız. Okay. It sounds to me like you're interested in becoming more than just friends. Oh, I mean, I'd be lying if I said I never. Okay, doğrudan açık yaklaşım. Güzel, güzel, güzel. Güzel. Ara sıra güvercinlerin sesi geliyor kulağıma. Ben nerede olduklarını kestiremiyorum. Böyle bir ortamda söylemesi tuhaf bir şey ama güvercinlerin sesi geliyor ve anlayamıyorum. İçeriden mi, dışarıdan mı? Benim için kusursuzsun ve muhtemelen olmayacak arasında çok fazla şey var. Zaten en kötü ihtimal olarak gördüm. Wow, inanması zor mu? Is it so hard to believe that someone could fall for you? Well, no, but I don't exactly feel like you've seen me at my best thus far, Blue. I mean, how many relationships established in a hail of gunfire actually work out? Would you really want to end up with someone like me? Tamam, hadi benim için kusursuzsun diyelim. Çünkü kısa bir süre sonra Nick Valentine yanımıza alacağız ve seni şey yapmayacağız falan. Zimonya Karakol saldırıdan hasar aldı. Zimonya Karakol'unu hapishane olarak kullanacağız. Canskan yerleşimcileri yollayacağımız yer olarak kullanacağız. Çenenin hediyesi mi? Çenemin hediyesi ne aldık? En aşağıdadır bu. Çenenin hediyesi yo. En aşağıda değil miymiş? Sevgili olduğunuz yoldaşınızla beraber uyumak size aşk sarhoş yeteneğini kazandıracaktır. Okey, saat kaç? Aa ulan uyuyalım o zaman, hadi gel. Gel bakalım, nerede uyuyalım? Şurada uyuyalım, burası boş. Şöyle 5 saat bir uyuyalım, kendimize gelelim. Sanırım aşk sarhoş şey, Skyrim'de de vardı bu, %20 falan. Sevginin kokusunu hissediyorsun. Ne pis kokuyordur ula ya. Aşk sarhoşu, %15 XP, güzel. Peki çenenin bir şeyi falan gibi bir şey aldık abi sanki. Ve yok mu çenenin? Allah Allah. Ben mi göremiyorum? Preston değil. Bu değil. Bu değil. Sarım bug var. Ha, hayır, şeytan tüyü almışız. Ulan çenenin bilmem neyi seviye atla. 6 seviyemiz var, atlayacak. Allah'ım ya Rabbim, 6 seviyemiz var, atlayacak. Okay. Daha fazla cephane lütfen bulalım ya. Başka neler yapalım? Dur bakalım.
Gizlilik, dur gizliye daha sonra döneriz. Lan aşağı nasıl ineceğiz? Ha böyle iniyormuşuz. Daha fazla şey elde edebiliyoruz zaten. Buna vurabiliyor. Oo, patlayıcılarınız iki kat hasar verir. Okey, bu güzelmiş sanırım. Bunu alalım. Silahlarımız son seviyede. Yok, 42'de şey yapıyor. Seviye 38'im. Buraya tamamen bir şeyler inşa ederek geldim. Gerçekten başka bir şey yok ya. Zırhçıyı daha fazla şey yapamıyorum. Ne yapalım? Gizliye mi verelim acaba? Usta terminalleri hackleyebilirsin. Aa, usta terminalleri hackleyemiyorum ben şu an o zaman. Okey, sonrakini almaya gerek yok. Kan gölüne gerek yok. Bu ne? Bazen düşmanların %5 daha fazla hasar alır. Korkunç kırmızı bir şeye dönsün. Daha sonra dönebilir onlar. Hırsızlık yapmayalım şu an. Tamam, bunları alacağız zaten zaman içinde. Bunları daha sonra hallederiz. Pis boğaz. Ha, fena değilmiş. Radyasyon. Oo, bu güzelmiş ha. Bu survival'da bunu alalım. Bu da fena değilmiş aslında. Ama şu an sanırım şey yaptığımız başka bir şey yok. Evet. Olur o zaman. Devam edelim. Ay çok şey yaptık. Çok zaman harcadık. Burada Piper'da orada burada. Gel bakalım Piper. Devam ediyoruz şimdi. Burada ölü bir şey mi var? Yok ha, Angus ölü zaten. Çok ağır değilim. Bence yavaş yavaş dönebiliriz. Mesela nereye gideriz buradan? Ne bilgi görevler neler? Eski tüfekler. Preston Garvey ile konuş. Ha okey, tamam. Tamam, oraya gidelim. O zaman yavaş yavaş şöyle güneye doğru, oradan da güney batıya doğru ilerleyelim. Evimize dönelim yani. Yavaş yavaş evimize dönelim. Ah be, Fallout 4'ü özlemişim ya. Birilerinin böyle 10 dakika boyunca konuşmasını hiç özlememişim. İronik bir şekilde YouTube'da yaptığım şey de bu aslında ama. Yani böyle aman ben... Ne var? Alt patlarımız var gördüğünüz gibi. Yok, bu öylesine bir şey, tamam. Bu pompalımız, disk kran. Kendi yaptığımız alt patlar, okey. Buradan geri dönebiliriz. Ah be Fallout 4. Piper hadi gel, çabuk şey yap. Şimdi bu arada birinci sezon yavaş yavaş... Ne oluyor? Aa. Aa. Evet, benim bol bol. Okey, tamam, vur. Öldür bakayım ha. Ben bir şey diyecektim. Ha, bol bol kayıt almam gerekiyor sanırım. Hayır. Sağlayıcı ölmedi değil mi? Yok. La, ölmedin değil mi? Ayağa kalk. Sen bizdensin. Şunları diyeyim. Bunu alıyor muyduk? Asit. Al o zaman. Ben iyiyim canım, sen nasılsın? Ne güzel böyle, nasılsın diye soran çalışanlarımız var, şeylerimiz var. Dünya çok güzel bir yer. Ada ile konuşmayalım. Evet, Ada ile çalıştırdığımız için artık sürekli robotlar falan peşimize düşüyor. Hayat giderek çok daha ilginç bir hale geliyor. Sadece yağmacılarla veya mutantlarla değil, robotlarla da artık sık sık savaşıyoruz. Ben buradan geri dönerken bunker ile uğramadan devam edeyim. Evet, böyle dümdüz şöyle devam edeyim. Hangman sokağına kadar. Bence. Gidelim yani, şey yapalım. Ama sanırım buralarda mutantlar mı vardı? Yanlış mı hatırlıyorum ben? Ne oluyor lan? Bu sesler ne abi?
Oh. Patlama. Patlamasan nükleer bombanı alırım. Yay. Tamam hadi bunları da alalım. Bunları eve gidince kırarız. Parçalarından bir şeyler çıkarırız. Ben buradan geçemiyormuşum. Hayda. Oo. Şurada bir yaratık var sanırım. İyi vuruyoruz ha. Bayağı iyi vuruyoruz artık. Piper seni burada bırakacağım tatlım. Karşıya geçiyoruz. Yani istersen benimle birlikte gelirsin. İstersen... Hayır. Hayır. Osman. Hayır. Evet. Evet. Ha. Sanırım bir tane daha var bunlardan. Abi şeyi asmışlar. İnanılmaz ya. Kepçeyi alırım. Mankeni asmışlar ya. Mankeni neden asıyorsun abi? Gösterdik ona. Üzerine koyduğumuz ceketi kötü gösteriyordu. Cezasını verdik. İnanılmaz ya. Buradakiler öldü mü? Ay, ölmediler. Ay, tüküreyim. Arkalarından dolaşırız artık. Yavaş yavaş eve doğru ilerleriz. Preston Garvey'e dönüp diyeceğiz ki hocam biz senin görevleri hallettik. Her şey güzel. Hayat tatlı. Yol üzerine uğramamız gereken bir yer var mıydı? Herkes binsin. Yok bu değil, bu değil. Kapıcı. Bintown Bira Fabrikası bölgesinde yok bunlar değil. Hayır. Zayiat neydi ya? Üff. Wow. Bir ton şeyimiz var ha. Öf. Bunları birinci sezon biterken keşfediyoruz bir daha. Yani düşünün ikinci sezonda neler neler olacak. Yani birinci sezon final değil bu tabii ama yani olacağını sanmıyorum. Ama yani ikinci sezona girerken wow. Sen Joker tarlı bir mutanttın ve artık ölüsün ben. O oyun şeyi ne ya? Zorluğu ne ya? Neden? Ben oyunun seviyesini zaten çok kolaya indirdim. Okey, tamam. Okey. Ben bir ara Steam'de achievement'ları falan alayım diye. Böyle küçük küçük collectible'lar falan var. Osman'ın şeyinden değil de. Başka bir oyunu bitirdiğim bir karakterle. Dedim ben bunları alayım diye oyunu çok kolay indirmişim. Bir şey oldu ulan. Az önce süper mutantı tek kurşunla. Tabancanın tek kurşunuyla indirdik. Acaba belki belki oyunun zorluğu konusunda küçük şeylerimiz olabilir mi? Sıkıntılarımız olabilir mi? Evet varmış. Varmış. Küçük şeyler varmış. Hey! Oo sağlam kola geldi. Benim canım çekmedi değil şimdi. Şuradaki mekanı temizleyeceğim ya. Buraya kadar gelmişken şuradaki mekanı temizleyeceğim ya. Çünkü gerçekten çok canımı sıkıyor bu mekan. Ulan ha çok kolay ha çok zor. Arasında hiçbir fark yokmuş ki. Yine öldüler yine öldüler. Ben sizi de soyarım.
Arka sokak giyim. Sürekli ve sürekli buranın böyle yanından geçiyorum. Hiç şey yapmıyorum. Keşfetmemeye çalışıyorum. Şu anda keşfetmiş olduk. Ve öldürmüş olduk. Güzel de yağmalamış olduk. Evet, hoş geldin Piper. Yardımların için de çok teşekkür ederim gerçekten. Beyzbol eldivenini al. Evet, Piper daha iyi durumda. Hah! Geldik şöyle ya. Evimize, yuvamıza geldik ya. 50 metre, ulan kaç metre kare ki bu ev zaten? Bu herif dışarıda mı dolaşıyor? Dışarıda dolaşıyor herhalde ya. Oo, ne bu? Oyuncak uzaylı. Aha! İşte bu ya. İşte evimiz, canım evimiz burası ya. Preston. Hey, I've got to hand it to you, General. You really turned things around for the Minutemen. I never thought I'd see the day that the Minutemen had artillery support camp. We should see about building them at all our settlements to expand our coverage. Ben yapıyorum, merak etme. Sevdim onu, sevdim. Güzel. She definitely knows how to take charge. That's a bit of an understatement from what I hear. I'd heard stories about her from the old timers, but I didn't know she was still around. The fact that she's come back to the Minutemen means we must be doing something right. I'll let you know if I hear of any settlements that need our help. In the meantime, make sure to offer. Tamam, ben hallettim o işi galiba. Sen merak etme. Easy, easy. Şimdi dur bakalım. Deacon. Hayır. Hayır, takas yapacağız sadece. Can we trade a few things? You doing a withdrawal or deposit? Ben sana ne vereceğim şu an? Sen neden bunu giymiyorsun ki? Dur bakalım, biz sana ne vereceğiz şimdi? Bunlar değil. Bunlar, hiçbir şeyimiz yok mu ya bizim? Bunu giyme istersen. Tişört ve pantolon giyebilirsin belki. Sen çiftçisin. Öylesine bir çiftçi bu da ya. Hah, bizim evet. Ulan unutmuşum be. Şeyi unutmuşum. Evde neyi neredeydi? Hah. Şöyle geçiyoruz ha. Şimdi bakın. Hop! Radyasyon gitti. Radyasyon gitti öylece. Bubblehead'lerimiz burada. Bende bubblehead var mıydı ya şimdi? Burada değil. Hepsi mi? Tüketilebilir. Diğer ha. Şöyle bir aslında sırala desek değere göre sanırım yok bubblehead. Figür yani oyuncak. Yok, oyuncağımız yok. Oyuncağımız olsa hatırlardık büyük ihtimalle. Çünkü okey. Şöyle yapacağım ben. İlk önce şunu bir aynen. Oh. Aynen. Aynen. Şimdi yadigar, otorite, diskran ve adalet. İşgalci tür hangisi? İşgalci türü ben yedek mi tutuyorum? Ne yapıyorum? Tamam, bunlar kalabilir. Bunlar okey. Şimdi bir de şuradan şey yapayım. Zırh tezgahından. Dövülmüş şapka değildi. Ha, şu. Şu. Aynen. Çok güzel. Çelik çıkıyor sadece. Keşke başka şeyler de çıksa. Ama çıkmıyor. Olsun. Buna acaba balistik örgü... Evet. Dördüncüde zaten. Maksimum şeylerinde. O yüzden buna başka bir şey koyamıyoruz. Şimdi bütün hurdaları bir boşaltayım. Oh. 138'e düştük. Neden 138'e düştük de daha fazlasına düşmedik? Belki burada bir şeyler vardır. Jet. Psycho yapamıyoruz ama Psycho jet yapabiliyoruz. Okey. Bu da güzel. İlaç yapabiliyor muyuz? Steampack yapamıyoruz. O başka bir şey yapmamıza gerek yok. Bu durumda. Yemek yapalım. Abi ne güzel ya. Ulan yerimiz işte ya. Ah be. Ben buraya bir şeyler koyabiliyor muyum? Büyük bir ihtimalle koyabiliyorum. Dergi yok mu abi hiç? Hurda günlük yok, bu değil. Junkie notu bunlar değil. Ulan illaki dergi vardır ya. Hiç dergi yok. Okey.
Tamam, that's cool. Böyle de kalabilir. E demek ki her şeyi koymuşuz zaten. Oo, türlü. Yap. Güzel. Çorbaya geç, içecek. Et, başka bir şeyimiz yok mu? Hiçbir şeyimiz yok mu? Okey. Ulan benim bu kadar ağırlaştıran şey ne ya? Silahlarım mı? Aa, bombalar falan var ya. Kıyafetlerde de birkaç şey var. Kıyafetleri de halletmemiz lazım. Ha, burada çok var. Okey. Seni bırakacağız biraz. Şöyle bir ağırlığına göre sıralayalım. Gizli çocuk değil. Nuka-Cola'ları biraz bırak. Nuka-Cola Quantum var ulan. Şeyine baksana şunun ya. Ben bunlar buzdolabı gibi bir şey koymalıyım. Soğuk. Bunu kesinlikle veriyoruz. Parlayan mantar mı? Koy böyle. Buraya sık sık döneriz zaten. E nelerimiz var ki bizim? Cephanede ağırlık var mı? Ağırlık yapan cephaneler var mı? Hiçbir yok. Burada çok ağırlığımız var. Burada çok ağırlığımız var. Sana bunların da bir kısmını yine bırakmamız gerekecek. E bırakırız. Bir şekilde hallederiz. O zaman bir şeyler de yapalım. Dur, ben şurada bir uyuyayım ve aynen sevgilinin ne oluyor lan? Kim sıkıyor? Nereden sıkıyor? Burada sıkmıyorlar. Evet, evin içinde şey yapamıyorum. Ha, bunlar süper mutantlar mı? Evet, dur hemen halledelim onları da. Ya işte tek şeyde ölmüyormuş artık o kadar da. Hocam artık biz buradayız. Sizin herhangi bir zafer şansınız kalmadı. Okey, çevrede birileri yok. Şunları da kısık küçük bir yağmalayalım. En azından cephanelerini alayım ya. Ay, çünkü hurda yoğulumun silahlarını ben yine toplayacağım. Elimde malzeme olsun diye. Malzemeleri de kullanmayacağım ve sinirim bozulacak. Ya şeyde sinirim bozulacak. Böyle iyice ağırlaştığımda ve daha fazla şey toplayamayacağımda sinirim bozulacak. Ah, hayır. Okey, alıyorum. Kemikleri alıyorum. Takıntılar. İşte insan çenesini de topluyorum. Bunu söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Gurur duyarak söyleyebilirsiniz. Serdar abimiz insan çenesi topladı bugün falan diye. Okey, yapacak bir şey yok. Ha, şöyle bir şey yapabiliyoruz artık. Buradan şöyle geçebiliyoruz. Şu binaların üstünden falan. Evet, aşağı düştüğümü göstermek istemiştim ben size de. Onu da gösterdiysem. Yok, şunu gösterecektim. Salak salak işler yapmasam aslında güzel şeyler ortaya çıkarabiliyorum. Ama ara sıra salak salak işler oluyor işte. Şimdi şöyle. Şuradan gidiyorsunuz. Şöyle çıkıyorsunuz. Şuradan böyle çıkıyorsunuz. Şuradan karşıya geçebiliyormuşsunuz. Hiçbir şey yapmamıza gerek yokmuş bu arada. Tamamen benim öküzlüğüm yüzünden geçememişiz. Şöyle aşağı indiğimiz zaman. Bakın, burası yine bizim ev. Geldik yine bizim eve. Böyle şeylerimiz de var. Bunları göstermek istedim. Ama şunu şunu bir kırayım ben. Çünkü güzel şeyler çıkarıyorlar burada. Bu kadar. Bunları gösterecektim sadece. Şimdi görev olarak başka neyimiz var? Bunlar değil. Hiç yenilmeyenler mi? Kardeşlik ekibine destek ol. Bunu yapmadık mı? Şuraya gideceğiz. Hemen yakındayken oraya da gidelim. Görevimizi alalım ve yavaş yavaş videonun da sonuna gelelim. Bu video biraz daha şey kıvamında oldu böyle. Sezon bitmek üzere. Son şeyine girdik ama devam ediyoruz gibisinden. Ben neden buraya geldim? Bu bir ara şu trenle de girmemiz gerekecek.
Abi çok özlemişim bu oyunu ya. Oyunun atmosferini onu sarım, her girdiğimde aynısını diyorum. Her geri girdiğimde oyunu çok özlemişim falan diyorum. Çünkü gerçekten de öyle yani. Hey sağlayıcı, evet. Bunlar hep bizim askerlerimiz, şeylerimiz, neferlerimiz. Çünkü öyle ya, bu Fallout benim için ev gibi bir şey ya. Böyle ilginç bir şekilde ev gibi bir şey yani. Bakalım. İnşallah ben de insanların ev gibi hissedeceği başka şeylere vesile olurum diye düşünüp ve içeri giriyoruz ve uzun mu uzun sanırım bir loading ekranı bekleyeceğiz şimdi. Elmas şehri, gir abi. Bu neydi ya? Hah. Şöyle ışığı yakabiliyoruz. Bu anlamadım, bu neden böyle. Q'ya basarak ışık yakabiliyorum. Bazen yakılı geliyor falan, ben hiçbir şeye basmadığım halde. Aa, kısa sürdü. Okey. Gel bakalım Piper. You need this paper. Everything on the institute, the public needs to know. Tamam. Teşekkürler. Thanks. I guess. I'm serious. The institute takes people. Okay. You should read up if you're. Bu Piper'ın kardeşi, kız kardeşi. Tam sana inanıyorum. I believe you. Thanks. Sokakta bize bir şeyler vermeye çalışırken böyle buruşur buruşur, ben de böyle diyorum. Ben de böyle konuşuyorum. Ben şunu kaldırayım ha. İnsanların yüzüne böyle silah doğrultarak dolaşmak. Bunlar da zekice söylenen sözler. Olmadığına garanti veririm. Peri masa olmadığına dair, çünkü onların şey giysisini giyiyorum üzerinde. Onların zırhını giyiyorum. Ne oldu? Selam. Hayırdır, önemli bu. Neler oldu? I know you must be busy, but I won't take much of your time, miss. It's important. You're right. Seviye atladık. I didn't mean to be rude, but it's just 39. The detective. He's gone missing. Nicky's missing. What has he gotten himself into this time? Yardım edebilirim. Ben de bir dedektif sayılıyorum, biliyor musunuz? Nick was working a case. Skinny Malone's gang had kidnapped a young woman, and he tracked them down to their hideout in Park Street Station. There's an old vault down there that they use as a base. I told Nick he was walking into a trap, but he just smiled and walked out the door like he always does. Para istemeyeyim para bence. Siska Malone kim? Who's this Skinny Malone character? I don't know much about him, but he's from Good Neighbor, and that means he's in the wellness suits and machine gun school. Tamam, hayrotluk dedin, ben şeyim şu an. Tamam, yardım ederim. Komşu köyde de bakayım. Yeah, it's a tough neighborhood. Bayağı dedektiflik şeyleri yapıyor şu an böyle. Tamam, yardım edeceğim, çünkü yardım gerekecek bana da. I'll find him. You have my word. Thank you. Nick should be easy to spot. He's always wearing that old hat and trench coat getup. Please hurry. Hallederiz. Commonwealth'ın mücevherinde bir şekilde yaparız. Mücevher dedin, ilgimi çektin. Bir dedektif başka bir dedektife yardım eder. Tabii ki Osman Paşa'mız da. Hey, you're that vault dweller from the paper. Evet. Ulan ne güzel simge ya. Evet. Ahuplarım, değerli dostlarım, teşekkürler bu bölüme de. Bu bölümde de bize katıldığınız için, Osman'a, bana ve Piper'a katıldığınız için. Böyle bir ısındırma olsun sezon finaline yaklaşmışken, çünkü bundan sonraki şey bizi sezon finaline götürecek. Sanırım 2 veya 3 bölümümüz falan kaldı. Öyle. Ve izlediğiniz için teşekkürler. Keyif aldıysanız lütfen like'larınızı bırakın. Yorumlarınızı yapın. Düşüncelerinizi yapın.
oyunda yapmamı istediğiniz şeyleri de yorum olarak yazabilirsiniz. Açıklamalarda korku oyunu, korku yaptığımız korku oyunu, yazdığım korku hikayeleri, Discord sunucumuz, benimle iletişime geçebileceğiniz Instagram, Twitter hesapları hepsi aşağıda mevcut. Öyle. Daha fazlası için abone olabilir, destek vermek isteyen abonelerimiz de aşağıdaki katıl butonundan kanala üye olabilirler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte mutlu, huzurlu kalmanız dileğiyle. Bye bye.